Herkese yeniden merhaba. Neden Böyle YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Nefes Enerji Beden Eğitmeni, Spica Yaşam Danışmanlığı kurucusu sevgili Melek Özen bugün stüdyolarımızda ve Neden Böyle'nin tekrar konuğu oldu. Melek'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol sen. Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Bugün Melek'ten çok ilginç bir konuyu öğrendim ve hemen Neden Böyle izleyicileriyle paylaşmak istiyorum. Huzurun merkezi keşfedildi dedi bana Melek bugün ve merakla Melek hemen sana dönüp sormak istiyorum. Huzurun merkezi nerede? Çok güzel. Huzurun merkezi. Ben de bunu okuduğumda gerçekten çok Hı. şaşırmıştım. Huzurun merkezi aslında bugüne kadar hani birçok insanın da aradığı, özellikle şu dönemde hani herkes biliyorsun ki stres içerisinde, kaygı, Evet. korku içerisindeyken huzurun merkezinin bulunması benim de çok ilgicime gelmişti. Sence bedenimizin neresinde olabilir? Bu şöyle bir kopya vereyim. Huzurun merkezi nefes nöronları ile bağlantılı. Yani şimdi merkez dedik. Merkez deyince benim aklıma ilk gelen beyin oluyor. Yani beynimizde bir yerlerde olduğunu Aa, çok düşünüyorum, güzel, tahmin harika ediyorum. yaklaştı gerçekten bu da. İşte nefes nöronları dediğimiz zaten beynimizde, beyin sapımızda bulunuyor. Ve Beyin bizim sapı. beyin sapımız aslında en hayvansı Hı. özellikleri taşıdığımız bölümdür. Yani nedir bunlar? İşte bütün o içgüdülerimizle hareket ettiğimiz alandır. Ve orada nefes nöronları bulundu. Şimdi yaklaşık 145 tane küçük nefes nöronları bulundu. Hı. Ben de şimdi bir nefes eğitmeni olarak tabii ki bunun bilimsel olarak da bu şekilde açıklanması beni de çok mutlu etti. Çünkü nefesin gerçekten huzur verdiği, rahatlattığı, gevşettiği, oksijen oranımızın artmasıyla birlikte daha Hı. sağlıklı, daha kaliteli yaşadığımızı hep anlatıyoruz ama bilimsel olarak da Stanford Üniversitesi'nde Mark Kroskow ve arkadaşları bunu bilimsel Hı. olarak da zaten ispatlamışlar ve hatta şöyle şeyler de keşfetmişler. Yani bu rahatlamayı his boyutundan alıp işte bu şekilde bilimsel olarak da Hı ispatlamışlar. hı. Mesela diyorlar ki işte biz hızlı hızlı nefes aldığımızda aslında öfkeli, gergin ve stresli oluyoruz. Yavaş yavaş nefes aldığımızda da daha huzurlu, daha dingin ve rahatlamış oluyoruz diyorlar. Evet, Hı. gerçekten de bunlar. Evet. Zaten bizim de hani bu yaptığımız nefes çalışmaları ve egzersizler bu tarafa doğru götürüyor. Bunu da sağlayanın işte bu kısımdaki nefes nöronlarıyla Hı. bağlantısını açıklamışlar. O yüzden evet huzurun merkezi nefes nöronları ise peki şimdi ne yapacağız bu bilgiyle diye bana da böyle sanki bir soru geliyor gibi geldi. Evet, aynen öyle bir soru sana gelecek şimdi. Şimdi bunu öğrendik. Evet. Huzurun merkezi nerede? Nöronlar nerede? Bunu öğrendik. Peki bunu nasıl aktive edeceğiz? Nasıl çalıştıracağız? Değil mi? Bize bunu anlat. Evet, yani çünkü şu anda zaten en çok problem birçok yerde birçok bilgi var. Hı Evet, hı. ispatlanmış Evet. bilimsel bir sürü konu var. Fakat herkesin takıldığı yer Ebru'cum uygulama konusu. Evet. Ve evet bilgiyi veriyoruz. Hı. Tamam ben bunu öğrendim, bunu anladım, idrak ettim ama şimdi ne yapacağım? Değil mi? Evet. İşte ben burada neden böyle kanalı Hı. takipçilerini de tabii ki bu ürün yani bu bilimsel olarak açıklanan bu bilgi aktive edecek bir nefes tekniği paylaşıyor olacağım ama onun Teşekkür ederiz. öncesinde tabii ki de biraz daha nefesin önemini anlatmak da istiyorum Tamam, ki ona da bir değinelim. ondan sonra güzel bu nefes tekniğimizi paylaşıp Harika hayatlarına olur. dokunmak İnşallah. gerçekten de sizi artık o içsel huzurunuza buluşturabilmeyi biz de niyet ediyoruz Ebru'yla. İnşallah. Şimdi özellikle şunu fark etmenizi istiyorum. Yani hayatın içinde kendinize bir takibi alın. Yani her şey bir şey değiştirmek istiyorsa kendimizden başlıyor ya. Hı. Ama ilk farkındalık nefesle olacaktır. Nefesini fark eden hayatının farkındalıkla yaşar. Nefesini nasıl alıyorsan öyle yaşıyorsun. Bugün lütfen herkes kendi nefeslerine bir baksın. Hani gün içerisinde nefes tutmalarım mı çok? Evet. Hızlı hızlı mı alıyorum? Ondan sonra çok mu yavaş alıyorum? Veya işte kesik kesik mi alıyorum? Sığ nefesler mi alıyorum? Yani kendi farkındalığınıza bir getirip nefesi nasıl aldığınıza bir bakın. Bazen de geçen programda da bahsetmiştik. Evet. Ters nefes alanlar vardı. Yani Nefesimiz karakterimizi de belirliyor demiştik, değil mi? evet. Ya ters nefeste mesela burnumdan karnıma doğru nefes alırken içime çekmem. Ve nefesi verirken de karnımı dışarı çıkarmam. Oysa ki oksijen girdiği zaman karnın bir balon gibi şişmesi, oksijenin çıkarken de içte doğru çekilmesi gerekiyor. Bunları bir gözlemlemeleri lazım. Çünkü hayatın içinde eğer ben bunları gözlemlersem nerede yanlış yaptım, nerede hatalı yaptım veya nefesimden çıkarak
olayların beni bilinçaltı boyutunda ne kadar etkilendiğini de anlayabilirim. Hı-hı. Neden? Şimdi bilinçaltı Ebru hislerle kaydediyor. Hı-hı. Ve hislerle kaydederken benim o anda o bir olayı, bir travmayı veya bir duygu sıkışıklığını yaşadığım an nefesim değişir. Mesela çok korktuğumda nefesimi tutarım. O tutma hali benim bütün o bilinçaltıma korkuyu kodlamış oluyor aslında. Hı hı. Ve ne kadar çok tutmalarınız varsa, ne kadar çok hızlı hızlı nefes almalarınız varsa sürekli bilinçaltına negatif kod gönderiyorsunuz. Bakın bu çok önemli. Çünkü bilinçaltında ne varsa, hangi inançlar, kalıplar, korkular, öfkeler, kızgınlıklar hepsini bu hayatta yansıma olarak hayatımda tezahür ettiririm. Evet. Bilinçaltı çok hızlı tezahür ettiren bir şeydir. O evet. yüzden de ne yaptığımı da idrak etmiş olabilirim. Dolayısıyla ben birden nefesim hızlandığında o anda ne oluyor hayatımda? O anda ne konuşuluyor? O anda ben ne hissediyorum, ne düşünüyorum? Yani ben o duruma nasıl tepki veriyorum? Bedenimden olayı çözmeye de çalışabilirim. Hı-hı. Çünkü nefes öyle bir şey ki günde Ebru'cum ortalama bir insan normal nefes aldığında sağlıklı oksijenlendiğinde dakikada ortalama 14 nefes alıyor ve bugün de 20 bin nefese kadar çıkıyor. Evet. Şimdi hani biz bazen diyebiliriz ya işte kötü bir şey olacağı zaman işte keşke bir hissettiren, bir alarm kurulsa da bir bana fark ettiren bir şey Evet. olsa. Hayır işte günde 20 bin defa otomatik olarak aldığımız nefes var değil mi? Sen nefesini kodlayabilirsin oysa ki. Bakın bu çok önemli Evet. bir bilgi. Nefesini kodlayarak kendini o anda nefesin hızlandığında sana mesaj versin. Nefesini tuttuğunda sana hatırlatsın. Nefesini tutuyorsun desin. Yani burada yanlış bir şey var. Nefesini tutuyorsun. Hemen hatırlarsın. Yani nefesi tesbih gibi yapabiliriz. Yani onu kodladığım zaman benim bütün olumsuzluklarımı bana fark ettir dediğim noktada. Ama bunu biraz meditatif hale gelip gerçekten de bunu kalpten isteyip bu kodu oluşturabilirsiniz. Ve günde 20 bin defa otomatik aldığım bir uygulamada gerçekten benim içsel yolculuğumu, içsel farkındalığımı çok hızlı fark ettiren bir şeye dönüştürebilirim nefese. Anladım. Ve o zaman bakacağım. Hızlı hızlı nefesler aldığımda etrafımda ne oluyor? Ben aslında neye tepki veriyorum? Ve bu olay daha önceki hayatlarımda yaşarken oldu mu yani? Daha önce hayatım derken hani geçmişe Evet, baktığımda geçmişte. tekrarladım ha. Veya işte nefesimi tuttum. Aa işte burada strese girmişim. Ama strese girdiğimin bile farkında olmuyorum bazen. Geriliyorum, içiyorum, bedenimi kasıyorum. Ellerimi, ayaklarımı, bacaklarımı. Aa diyorum bedenim ne kadar gergin ve şu an nefes tutuyorum. Bakın nefesinizden birçok farkındalık yolculuğuna da çıkabilirsiniz. O yüzden hayatın özü nefesi. Yani bugün yemek yemeden hani yaşayabiliyoruz işte daha fazla ama nefes almadan dakikalar içerisinde maalesef ki hani beyin ölümü Tabii, gerçekleşiyor. Evet. O yüzden de bu çok önemli. Yani yemek yemeden aylarca, su içmeden günlerce ama oksijensiz birkaç dakika gibi bir zamanımız var. O yüzden Yaradan'ın bu verdiği bize mucizeyi, nefesle olan o bağlantıyı bir kere Melek Özen Spika YouTube kanalından mutlaka o doğru nefes uygulamalarıyla kendi hayatınıza dönüştürmeye başlayın. Ve orada birçok bilgiyi açtım zaten sizlere. Bununla birlikte de kendi içsel gözleminizi nefesle çok rahatlıkla nasıl oluşturabileceğinizi anlattık. Ve şimdi de özellikle bu huzuru arayanlar. Yani bugün birçok insan gerçekten de hayatımda hani param olmasa huzurum olsa diyecek noktaya geldi evet, artık evet, gerçekten evet. de. Ve yaşam koşulları artık. Şimdi nereye gitsek istersek saraylarda yaşayalım ama o benim içimdeki huzur olmadığım zaman ben bununla birlikte gidiyorum Evet. her yere öyle değil mi? Dolayısıyla da o içsel huzuru oluşturmak çok önemli. Bunu da dakikadaki nefes sayımızı aşağılara doğru çekerek yapabiliriz Ebru. Yani ben hızlı hızlı nefesler aldığım zaman sürekli sol beynimi aktif ediyorum. Sempatik sistemimi aktif ediyorum. Sol beyin daha analitik ve dünyasal işleri hallettiğim Evet. bir nokta ve sempatik sistemimi çalıştırmam demek sürekli kortizon hormonunu, stres hormonunu Anladım. çalıştırmam demek. Oysa ki ben bunu nasıl çalıştırıyorum? Çok hızlı hızlı nefesler alıyorum. Çünkü hızlı hızlı nefesler aldığımda aslında oksijenlenmiyorum. Bedenimi tamamen oksijensiz bırakıyorum. Daha karbondioksit de servis edilmeden tekrar oksijeni çıkarıyorum. Anlıyorum. O yüzden de hızlı nefes almak neymiş? Oksijenlenmeyi sağlamazmış. Evet. Yani tam ters bir Evet algı bunu vardı evet da. evet yanlış biliyormuşuz gerçekten. Derler ya hızlı hızlı nefes al diye. Aynen öyle. Şimdi buradaki amacımız neymiş? Önceki bir dakikadaki nefesinizi bir analiz etmeniz lazım. Yine şöyle bir dakika tutup aldığınız, verdiğiniz nefesi bir olarak sayıp dakikada kaç nefes aldığınıza bir bakın. Eğer bu dakikadaki nefes sayınız 12'nin üzerinde ise mutlaka doğru nefes egzersizlerini çalışın. Dediğim gibi benim kanaldan. Ama Harika. burada özellikle
huzur aradığınız zaman, rahatlamak istediğinizde, gevşemek istediğiniz zaman da özel bir nefes tekniği var ki bu dakikadaki nefes sayımızı düşürmeye de yardımcı oluyor. Hı-hı. Ne yapacağız? Burundan nefes alacağız Ebru'cum. Evet. Karnımıza doğru dik bir pozisyonda oturacağız. Hı-hı. Burnumuzdan karnımıza doğru nefes alacağız. Zaten karnımıza aldığımız zaman göğüs de içine giriyor, karnımız şişiyor. Evet. Ve burada 6 saniye kadar nefes tutacağız. Yani 6'ya sayana kadar nefes alacağız. Hani 2, 3, 4, 5, 6 yapacağız. 6'da tam karnımız şişmiş olacak. Sonra 10 saniye nefesi tutacağız. Tut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve yavaşça 6 saniyede nefesi vereceğiz. Yani 6, 5, 4, 3, 2, 1 dediğimde de karnımda hiç oksijen kalmayacak. Yavaş yavaş burnumdan alıp burnumdan vereceğim. Siz zaten o zihnimizin vesvesesinden ve yoğunluğundan sayıya odaklandığımız için, çıkacağımız için diyafram nefesini çalıştırıp mutluluk hormonlarını aktive edeceğimiz ve aynı zamanda nereye aktive ediyormuş asıl beyin safımızdaki nefes nöronlarını aktive edeceğimiz için çok hızlı bir şekilde rahatladığınızı, gevşediğinizi ve o huzuru tekrar bulabildiğinizi çok net göreceksiniz. Bunu öncelikle bir dakika yapın. Sonra baktınız daha da yapabiliyorsunuz. İşte saatinize 3 dakika yarayın, 5 dakika, 10 dakika. Ne zaman, hani herkesin kişiye göre değişir ya, evet, bu uygulama. Evet. Hiçbir zararı yok. Bakın nefes çalışmasının hiçbir zararı yok. Bunu rahatlayana kadar yapabilirsiniz. Oradaki ölçünüzde rahatladığınız dakika olsun sizin için. Sonra çok daha hızlı bir şekilde rahatladığınızı ve gevşediğinizi göreceksiniz. Her huzursuz hissettiğinizde bu tekniği yaptığınızda artık o huzurda olduğunuz süre çok rahatlık artacaktır. Anlıyorum. Melek harikasın. Yine çok değerli, çok güzel bilgiler verdin. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Melek gerçekten çok değerli bilgiler verdi. Melek'in YouTube kanalına mutlaka abone olun. Bizim de kanalımıza abone olun, destek verin ve tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.